Tabii şimdi amirin Allah olduğunu tefekkür etti mi kul? Ha, orada yelkenler suya iniyor hepimizde. Nefis çok araya giremiyor bu noktada. Ama amirin Allah'ın araya koyduğu bir vesile olduğu durumlarda nefis çok galeyana geliyor. İnsan bu sohbeti bize bunun için yaptırıyorlar ki emirden ziyade amire nazarını diksin ki nefsini kolay bir şekilde essin. Geldi sana emretti. Kim emretti? Baban emretti. Neyi emretti? Oğlum şuradaki kumu al buradan. Çek arkaya. Veyahut arabayı yıka dedi. Veyahut burayı süpür dedi. Veyahut eşyaların topla dedi. Ne olacak? Nefse zor geldiği zaman emre takılıyorsa eğer emirde kalacak. Emirde kalacak. Yapmakla yapmamak arasında uğraşıp duracak. Bir öteye kendini taşırsa, amire gelse, babasını da çok sevmiyorsa, amir de onunla çok bir şey ifade etmeyecek. Ama o amiri başına koyulmuş olan babadır mesela, kimisinde kocadır mesela, abidir mesela, hocadır, şeyhtir mesela. O amiri senin başına amir olarak koyan kimdir? Onu dinlek diyen kimdir? Onu razı ettiğin zaman rızasını kazanacağın kimdir? Allahu Teala'dır Celle Celaluhu. O zaman gözünde emir de küçük kalır. Zorluğu gider kolaylaşır. Kolaylaşır. Bu kitabı buradan buraya kaldırıp koyup bunu düzenlediğim zaman kimi razı etmiş olacağım? Allahu Teala'yı razı etmiş olacağım. Onu o zaman kaldırmak benim için nedir ki ya? Emirde takılıp kalırsan şeytanın ve nefsin oyununa düşmen çok kolay olur. Amire kalbini taşırsan o zaman hakiki kulluk yolunu bilir ve bulursun. O zaman her şeyi yapmak kolay olur. Kocan sana bir şey emrettiği zaman emirde takılıp kalırsan yapmadığın zaman o emri bir sürü sebep sayarsın kendine. Şunu, işte şunun için yapmadım, bunun için yapmadım, bunun için yapmadım. Amir kimdi? Ona bakmadın, emire baktın. Nefis ve şeytan bu sefer üzerine çullandı, yapamadın yani. Ya ben kocamı çok da sevmem zaten. Hemen böyle kendini kandırıyor. Ya da canım istediği zaman dinlerim, istemediği zaman dinlemem. Kocanı senin başına koyan amir kimdi? Kimdi? Allah-u Teala'ydı. Onda mı dinlemeyeceksin? Emre takılıp kalırsan, işte böyle seni hakiki amirden uzaklaştırır. Biz günden güne ruhaniyetimizi kuvvetlendirip ibadetlerde veyahut da bizden istenilen o işler, emir diyoruz ya hani, o emirleri hep bir vesile görürüz. Ya o olur ya bu olur. Mesele onlar değil. Mesele kılınan namaz. Namazda eğilip kalkmak değil. Onda amirin rızasının olduğudur. Amirin rızasının olduğudur orada. Tuttuğumuz oruçta da öyledir. Yaptığımız zikirde de o öyledir. Bu noktadan bakabilirsek her an amirle olmayı başarırız. Allah'la beraber olanı da kimse yolundan engelleyemez. Bu ince bir noktadır. Tabii bunu ruhaniyeti kuvvetlendiği zaman insan bakış açısı değişir. Ona göre hareket eder. İlk etapta ne yapacağız? Ha, namaz için abdest lazım. Abdestin nasıl alınması gerektiğini, hatta helaya girme adabının nasıl olması gerektiğini öğreneceksin, öğreneceksin, öğreneceksin. Güzel ibadetleri yapmaya başlayacaksın. Allah'ın emriyle yine bunları yapıyorsun. Ama aslen herkesin ilk başta gözü ibadettedir. Allah'ın rızası için dili dese de kalbini orada daha tutamıyor yani. Ama günden güne güçlendiği zaman gözü ibadetten çekilir, ibadeti emredene döndürür kalbini. İşte gelmemiz gereken nokta orası. Orası.
Allah araya bir başka amir koyduysa, hocan mı, kocan mı, abin mi, baban mı, onları razı etmek de yine Allah subhanahu ve teala'yı razı etmek olduğunu bilip de hareket ederse, o zaman da nefs ve şeytan araya girme ihtimalini ortadan kaldırmış olur. Ama bir basit insansan, emirde takılıp kalır da emrin amirle olan bağlantısını hiç gözüne kestirmezsen, şeytanın düştüğü oyuna sen de düşersin. Ne oyunu? Kibir oyunu. Oyun derken batağı. Kibir batağına düşersin. Secde et Adem'e. Emre bakıyor. Emre bakıyor. Niye Adem'e secde edecek? Niye Adem'e secde edecek? Emri veren kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın emrine niye diye mi sorulur? Niye diye mi sorulur? Biz de işte emirleri duyduğumuz zaman amirden gözümüzü çekersek bu hale düşeriz. Allah bizi saklasın. Celle Celaluhu, şeytanı memnun ederiz. Mutlak amire de boynumuz kıldan ince olsun. Onun araya koymuş olduğu, başımıza vazifeli koymuş olduğu amirlere de boynumuz kıldan ince olsun. İnşallah. Bizim kalbimiz onlara dönük olsun ki şu zamanda düşülen hastalıklara biz düşmeyelim.